Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Biraz sonra Araştırma Müdürü Yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le beraber hem bilanço sezonunda nabız tutacağız hem de piyasa açılış beklentilerini konuşacağız. Öncesinde Alaç Yatırım'a dönüyoruz. Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizimle birlikte. Barış Bey, Nasdaq'ın özellikle 2020 için artıya geçmiş olmasıyla moral bulan bir piyasa ortamı gördük sabah saatlerinden beri uluslararası tarafta. İçeriye nasıl bir yansıması olur dersiniz? Bir yandan da tabii kurdaki oynaklık hikayesi ve açığa satışın getirdiği sonuçları takip ediyoruz. Nasıl bir yorumunuz olur? Günaydın, iyi yayınlar. Evet, haftanın son işlem gününe geldik. Fakat şöyle kısaca haftanın geneline bakacak olursak oradan buraya bağlayalım. Evet, yani piyasaların genel bakış açısına baktığımızda özellikle piyasadaki yatırımcıların ya da yatırım yapmak isteyenlerin riskli ya da güvenli varlıklar açısından baktıkları ya bu algılamayı yönlendiren önemli konunun özellikle bu virüs salgınının daha ciddi boyuta gelmesiyle birlikte önlemlerin ve tedbirlerin artırılması ve akabinde yavaş yavaş bu virüs tehdidinin azalmaya doğru gittiğine dair belirtilen ortaya çıkmasıyla bu önlemlerin artık yavaş yavaş azaltılmasıyla ilgili biraz olumlu algı piyasaların olumlu fiyatlamasına doğru gitmesine olanak sağladı. Bu şekilde ilk olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu haftanın geneline baktığımızda yine aslında bir konu daha gündeme geldi. Daha önce de hep bunu takip ettiğimiz ABD ile Çin arasında olası bir gerilim artışı özellikle Trump'ın söylemleriyle biraz da ön plana çıkan buna işte Pompeo'nun da ve Manchin de desteklediği açıklamalarla birlikte gelen bir stres artışı bir de hafif şekilde olsa fiyatlamaları etki etti. Bu açıdan bakarsak bunun gelişmeleri son gelen haber akışlarına göre baktığımızda işte ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer'la Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin son telefon görüşmesinde iki ülkenin bu ticaret görüşmeleri önümüzdeki hafta tekrardan başlayacağı ve bu konuda bu virüs salgını dönemi içerisinde neler yapabileceklerine dair bir görüş birliği içerisinde olmaları biraz piyasaların bu açıdan moralini düzeltti. Oradan da olumsuzun bir nebze de olsa azalmış olduğunu görüyoruz. Bu haftanın genelinde aslında bir de petrol fiyatlarına biraz değinmek lazım. Orada da bir toparlanma olduğunu görüyoruz. İşte Suudi Arabistan'ın biraz fiyatları artırıyor olması, biraz bu önlemlerin azaltılmasıyla birlikte ekonominin canlanmaya doğru gideceğine dair beklentilerin biraz daha güçlenmesi, bir de stokların beklenenden daha az artış göstermesi biraz oradan da moral kaynağı oldu. Bunları topyekun değerlendirdiğimizde piyasaların haftanın son işlem gününe bu gelişmeler ışığında tekrardan moralli başladığını görüyoruz. Riskli varlıklar üzerinde bu şekilde görüyoruz. O yüzden de bu şekilde devam eden bir süreç bugün de devam edecek gibi gözüküyor bu tarz fiyatlama açısından. Bugüne baktığımızda tabii verileri izleyeceğiz. Yani bu haftanın genelinde aslında gelen bazı ekonomik veriler yine bu virüs salgının etkisiyle birlikte oldukça bozuk şekilde gelmeye devam etti. Fakat bunu piyasalar bu şekilde beklediği için bunu fiyatlamalara tam olarak yansıtmıyorlar ve özellikle bu önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte toparlanmanın hızlı bir şekilde olabileceğini şu anda fiyatlıyor diye herhalde yorumlamak gerekiyor. O yüzden de bugün gelecek tarım dışı istihdam verisine tabii piyasalar odaklanıyor olacak. Orada tarım dışı istihdam azalışı diyeceğiz artık. 22 milyon gibi bir azalış beklentisi var ki bu oldukça düşük bir rakam. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Bloomberg Terminal'den dün akşam bir inceleyerek baktım. En düşük ne kadar fazla düşüş göstermiş tarihinde? 1939'dan beri tutulan bu veride en düşük rakamın 1945 yani 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde görüldüğünü ve 1 milyon 950 bin gibi bir azalış olduğunu gördüm. En fazla bu kadar düşmüş şimdiye kadar ve buna göre karşılaştırdığımızda çok çok yüksek bir rakama işaret ettiğini görüyoruz. Bunun dışında işsizlik oranında da ABD'de %16'ya yaklaşan bir artış olduğunu, öyle bir beklenti olduğunu görüyoruz. Orada da en son 1982'de %10'lu rakamlar gözlenmiş. Oldukça rekor yüksek seviyelerde ve düşüş noktasında bir veri karşılaması olacak ABD tarafında. Tabii bu bir miktar fiyatlamalara yansır mı onu takip ediyor olacağız. Belki bir miktar hareketlilik yaratabilir. Ama burada önemli beklenti özellikle Avrupa ABD Merkez Bankası'nda Fed'in daha fazla destekleyici adım atmayacağını beklentiler noktada şekilleniyor olacaktır diye söylemek gerekiyor. Sonuç itibariyle değerlendirecek olursak evet bugün piyasalar moralli ABD vadelerde pozitif bir seyir var. Asya'da da yine yaşanan ve bahsettiğim son gelişmeler eşliğinde yine pozitif tarafta hareketlerin olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak da yurt içine bakacak olursak da endekste de yeniden yukarı pozitif bir seyrin bizi beklediğini aslında söylemek gerekiyor. Nitekim Viyop açılışta pozitif tarafta başladı. Endekste de 97.500 üzerinde tutunmanın olduğunu görebiliyoruz bu hafta itibariyle. Ve bu seviye üzerinde tutunmayla tekrardan 99.300, 100.000 belki o bölgeye doğru da bir deneme bugün gerçekleşebilir. Endeks için bugünkü beklentimiz bizim pozitif tarafta olmaya devam edecek.
Kur tarafına kısaca değinecek olursak da evet, kur tarafında bir süredir beklediğimiz o döviz rezervindeki azalış endişelerine bağlı olarak beklenen swap anlaşması ile ilgili gelen açıklamalarla birlikte somut bir gelişmenin olmaması biraz kur tarafında yukarı yönlü hareketleri destekliyordu. Yukarı hareketin devam etmesine neden olmaktaydı. Dün itibariyle oynaklıktaki bir miktarda artışla birlikte 7.27'ye yaklaşan yükselişler meydana geldiğini izledik. Ve dün gelen kararlar tabii bu noktada önemliydi. BDDK'nın açıklamasına göre baktığımızda son birkaç gündür 3 bankanın, 3 yabancı bankanın TL açığa satarak elde ettiği döviz karşılığında tekrardan TL bulmakta zorlandı ve bu taahhüdünü yerine getiremediğine dayalı olarak burada işlem yasağı getirildiği söylendi. Ve bu kararın akabinde aslında kurda bir miktar aşağı yönlü hareketlerinin meydana geldiğini görüyoruz. 7.05 bölgesinden tekrardan şu anda tepki aldığını izliyoruz açıkçası dolar TL'nin. Bu noktada yine aslında aynı konuya değinmek gerekiyor. Döviz rezervi konusunda ya da döviz likiditesinin sağlanması konusunda herhangi bir anlaşmanın gelip gelmeyeceği bu noktada oldukça önemli. Bu konuda da en yakın dayanağımız Sayın Berat Albayrak'tan gelen açıklamaydı. G20 ülkeleriyle anlaşma konusunda görüşmelerin yapıldığına dair açıklamalar gelmişti. Eğer böyle bir haber gelirse, böyle bir somut sonuç ortaya çıkarsa bunun kur tarafının aşağı yönlü yansımaları bence önümüzdeki günlerde görebiliriz diye de açıkçası düşünüyorum. Ama kısa vadede 7.05 bölgesi üzerinde bir miktar tutunma olacak gibi gözüküyor. Bunun altına geçiş görürsek eğer o zaman biraz da aşağı yönlü hareketliliklerde 6.80-6.90 bölgesine doğru da bir düşüş hareketi meydana gelebilir. O yüzden bu taraftan gelecek somut haberleri biraz daha yakından izlemek gerekiyor diye de o tarafı söyleyebilirim. Ağlaç Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok teşekkür ediyoruz bu kapsamlı yorum için. Açılış öncesinde Viyop'ta Barış Bey'in de söylediği gibi %0.70'ler civarında yeşil bir ekran söz konusu, alıcılı seyir beklentisi var Gizem. İstersen açılış beklentilerini aktararak başlayalım biz de. Yanı sıra tabii bilançolar tarafında önemli isimleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Arçelik tarafında birinci çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine kıyaslandığında %13,4 oranında bir artış gösterdi. 255,7 milyon TL oldu diye görüyoruz. Buradan da yine yorumlar tarafına gittiğimizde mesela TEB Yatırım'dan Akif Taşıran hisse performansı üzerinde fiyat açısından bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Yorumumuz nötr şeklinde bir paylaşımda bulunmuş. Onu da aktaralım. İstersen hem açılış beklentileri diyelim hem de Arçelik'in bilançosunda öne çıkan başlıkları paylaşalım. Açılış beklentilerinden önce hem Arçelik hem de Şok için şunu söyleyeyim. İki bilanço dünün öne çıkanlarıydı. Her ikisi için de analistlerden gördüğüm genel kanı zaten etkisinin olmasını pek fazla beklemiyorlar. Sonuçlar ağırlıklı olarak beklentilerle uyumlu geldiği için. Onlara geçmeden önce ilk etapta Borsa İstanbul'dan bir miktar bahsetmeye çalışayım. Özellikle pozitif bir başlangıç beklentisi var. Herkesin beklentisinin bu yönde olduğunu aktarmak mümkün. Sebebi de zaten dün dolar TL bir rekor tazelemişti ama bugün baktığımızda o rekordan geri çekildiğini görmekteyiz. Bu genel itibariyle gelişen ülke para birimleriyle paralel bir performans. Yani dolar küresel ölçekte düşüyor, gelişen ülke para birimleri değer kazanıyor. TL de bu sepetin içerisinde ve TL de değer kazanıyor. Bir taraftan da hisse senetlerinin genel performans açısından bakmak gerekirse bütün dünyada hisse senetleri güne alıcılı olarak başlamış vaziyette. Ha, buradaki soru işareti şu. Evet diyorum, herkesin genel kanaati pozitif bir açılış olabileceği yönünde ama herkes bu noktada beklentilerini tarım dışı istihdam raporuna bağlamış vaziyette. Yani tarım dışı istihdam raporunun çok ciddi bir beklentisi olduğu için bu sefer olağan dışı bir istihdam raporuyla karşılaşma ihtimalimiz olduğu için şimdiye kadar bu fiyatlamalara dahil miydi yoksa değil miydi sorusunun cevabını alacağız. Ve ABD istihdam piyasasının zarar göreceği aşikar ama buradaki gördüğü zarar fiyatlamalara dahil değilse şayet şimdiki gördüğümüz pozitif tabloyu değiştirme gücüne sahip. O yüzden de her ne kadar açılış beklentileri pozitif olsa bile Borsa İstanbul'un günün ilerleyen saatlerindeki fiyatlaması tamamen küresel piyasalar ne olacaksa o tarafa evrilecek. Dün mesela aynı şeyi söyleyemiyorduk. TL belirleyici olacak diyorduk ama bugün dediğim gibi küresel piyasalar ne yapıyorsa, nasıl bir fiyatlama varsa Borsa İstanbul'un da bunu yansıtması muhtemel gibi görünüyor. Açılış beklentilerinin ardından bir de teknik görünümden bir miktar bahsetmeye çalışayım. Mesela Vakıf Yatırım şunu söylemiş. 98.000-97.500 seviyeleri iken destek bölgesi 99.000 ila 99.500 seviyesine direnç bölgesi olarak takip edebileceğini düşünüyoruz demişler. Endekste 99.500 aşılmadıkça dalgalanmanın devam etmesini bekliyoruz. Ancak kısa vadeli pozisyonların 97.500 zarar kes seviyesi olmak üzere korunmasını tavsiye ediyoruz demişler. Ünlenko demiş ki mesela
Borsa İstanbul 100 bin seviyesinden uzaklaşmamaya gayret gösteriyor demişler. Geçtiğimiz cumadan bu yana arka arkaya 4 işlem günü boyunca bu arada Borsa İstanbul değer kaybetti. Onu da hatırlatmış olalım. Yani hafta başından bu yana %2.7'lik bir değer kaybı vardı. Bugün şimdilik en azından bu kaybın %2'nin altına indiğini görüyoruz mesela. Nasıl görüyoruz? Çünkü %0.82'lik bir primle açıldı Borsa İstanbul. 99.201 seviyesinden güne başladık. Bununla birlikte en fazla yükselenler tarafında Alkali Kimya'yı görmekteyim. Şok onu takip ediyor. Bilançosuna değineceğiz birazdan. Bizim yine gıda perakendecileri listenin ilk beşinde yer almışlar. Bizim takip ediyor 3. sırada. Tav var, Tav'da haber akışı var. Onun etkisini görmekteyiz. Tofaş, RSHGO diye liste devam ediyor. Bununla birlikte düşürenler tarafında Kardemir yani %0.77 ile beraber en fazla kaybedenler de birinci sırada. Karton sanatı ikinci sırada görüyorum. Temettü ödemesi var. Onun da altını çizmiş olayım ve Borsa İstanbul'a geri döneyim. Az önce bahsettiğim gibi ekrana getirdiğim grafikte haftalık bazdaki hareketi görmekteyiz. %2.68 bugünün işlemlere dahil değil. Şimdiye kadarki Borsa İstanbul'un haftalık değer kaybı. Ve dikkat etmek gerekirse biraz daha grafiğimi büyüteyim daha net görünsün. 6 haftanın ardından eğer bu hafta bu %2.7'lik kaybı telafi edemezse şayet 6 haftanın ardından ilk defa biz Borsa İstanbul'un haftalık bazda kaybı işaret ettiğini göreceğiz. Ama az önce Ünlen Koğan'ın yorumundan bahsediyordum. Borsa İstanbul'un kapanışına ABD'nin istihdam piyasası etkili, istihdam raporu etkili olabilir demişler. TL'deki değer kazanma çabasının yanında ticaret anlaşmasına yönelik ABD ve Çin'den gelen açıklamalarla birlikte hisse senetlerinin ve buna paralel olarak da küresel çaptaki hisse senetlerinin yanı sıra Borsa İstanbul'da da pozitif bir beklenti içerisindelerdi. Şimdi Arçelik ve Şok marketlerden bilançolar gördük dedik. Şöyle bir değerlendirmelere bakıyorum. Yapı Kredi Yatırım Arçelik için bir yorum paylaşmış. Diyorlar ki operasyonel performans beklentilerin altında kaldı. Birinci çeyrek sonuçlarının hisse senedi üzerinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz demişler. Şok marketler için bu arada nötr yorumunda bulunmuşlar. Senin de az önce aktardığın gibi. Hemen şöyle bir bakıyorum. Az önce Arçelik'ten manşet rakamı vermiştik. Şok marketler tarafında da birinci çeyrekte 5,4 milyon TL'lik bir ana ortaklık net dönem karı açıklandı diyelim. İstersen şirket haberleriyle buradan devam edelim Gizem. Şimdi Arçelik tarafında piyasa beklentisinden daha iyi bir net kar rakamı gördük ama dedim ki az önce mesela ağırlıklı olarak çok fazla etki etmesini beklemiyoruz demişlerdi Arçelik tarafında. Arkadaşlarımız da zaten hissesinin performansını bu işin ekrana getirirler ama sen diyorsun ki mesela Yapı Kredi Yatırım negatif bir etki doğurmasını bekleriz demişlerdi. Nötr beklentilere ve senin de dediğin gibi negatif beklentilere karşın şu an %0.63 kadar analistlerin beklentisinin aksine pozitif bir fiyatlama görmekteyiz. Ekrana getirdiğim grafikte ise Arçelik'in çeyrekler itibariyle net kar rakamını gösterdim. Görüldüğü gibi zaten son sütün birinci çeyreği temsil ediyor. Çeyreksel bazda ciddi bir artış var. %38 kadar net karını arttırmış ama asıl önemli olan yıllık bazdaki kıyaslama. Hemen bakalım. Birinci çeyrek 2019'da kıyasladığımda bu çeyrekte Arçelik'in net karını %13 oranında artış kaydettiğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte burada bahsettiğim 256 milyon TL'lik zaten rakam piyasa beklentisinden daha iyi bir net kar rakamına işaret ettiğini söyledik. Ancak şu var. Net kar destekleyen neden ne gibi bir faktör var? Bir tane faktör var zaten. O yüzden beklentilerin üzerinde geldi. Yani mesela özellikle FAVÖK tarafına bakacak olursak marjlarında beklentilerden daha kötü bir rakam görmekteyiz. Ama net kar diyorum piyasa beklentilerin üzerinde. Çünkü Arçelik tarafından açılan bir dava sonrasında ara ürün tedarikçilerinden yasal uzlaşma ile alınan bir 217 milyon TL'lik tazminat geliri var. Bu aslında kârhanesini destekleyen faktör. Satış gelirleri tarafına da bakalım hemen. 7.8 milyar TL'lik bir satış geliri kaydettiğini gördük Arçelik'in bu çeyrek itibariyle. Yıldan yıla kıyasladığımızda ciddi bir gelir artışına tekabül ediyor bu rakam. Ölçmekte gerekirse hemen %13 civarında bir gelir büyümesi kaydetmiş olduğunu gördük. Ancak çeyrekten çeyreğe hemen onu da göstereyim. Bu ekrana getirdiğim yeşil sütunlarda her bir çeyrek itibariyle Arçelik'in açıkladığı satış gelirlerini ifade eder. Çeyrekten çeyreğe %7 satış gelirleri azalmış. Yıldan yıla ise %13'lük bir artış göstermiş olduğunu gördük. Burası piyasa beklentilerine paralel. Şimdi birinci çeyrekte biz salgının etkisini çok fazla görmüyorduk. Özellikle Türkiye operasyonlarında sınırlı bir etkisi vardı. O yüzden de yurt içi gelirleri Arçelik'in %26 oranında bir artış kaydetmiş ama
Uluslararası gelirler tarafında %6'lık bir büyüme var. Tabii ki bu pazarlarından bir kısmında biz salgının etkisini artık oralarda daha erken hissetmeye başlamıştık. O yüzden daha sınırlı bir büyüme var. FAVÖK tarafına baktığımda ise 657 milyon TL'lik bir rakam görmekteyim. Bu rakam neyi işaret ediyor diye bakacak olursak hemen FAVÖK sütunlarını da ekrana taşıyayım. Gerçekleşen rakamlar Arçelik'in 657 milyon TL'lik bir FAVÖK rakamı açıkladığını gösteriyor. Bu piyasa beklentisinin altında 800 küsur milyon TL civarında bir FAVÖK beklentisi vardı. 657 milyon TL açıkladılar. Bu da yıllık bazda %5'lik bir düşüş demek. Az önce mesela sen Yapı Kredi yatırımından bahsederken herhalde muhtemelen burayı beğenmemişlerdir diye düşündüm ben de. FAVÖK marjı tarafında ise gerileme var. %8,5 olarak geldi. Ki bu 160 bas puanlık bir gerileme anlamına geliyor. Onu da ifade etmek lazım. Bu tabii ki özellikle uluslararası tarafta satışların durgun seyretmesinden kaynaklı olarak daha düşük bir kapasite kullanım oranından gerçekleşmiş, düşük gerçekleşmiş bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Bir de 2020'ye dair beklentilerinden bahsedeyim şirketin. Şöyle ki Senen'le daha önceden değerlendirmiştik. 2020 yılına dair öngörülerini Arçelik paylaşmıştı. Şimdi bu birinci çeyrek finansallarının ardından o 2020 yılı öngörülerini geri çektiler. Ve bunun tabii ki salgının etkisiyle rakamsal bir öngörüde de bulunamadıklarını söylediler. Ama şirket ikinci çeyrekte tabii daha zayıf olmasını bekliyor. Üçüncü çeyrekte de kademeli olarak bir iyileşme göstermeyi bekliyor. Türkiye'deki perakende satış hacmine baktığımızda yıllık bazda en son gelen rakamlar %10'larında azalmaya işaret ediyordu. Yani genel itibariyle baktığımızda 2020 beklentilerini zaten geri çekmesi ve yeni bir hedef paylaşmaması şu aşamada gayet normal görülüyor. Ama önemli olan tabii ki ikinci çeyrekte faaliyetlerde en kötüyü görmeyi bekliyorlar. Evet, ama Arçelik'in de bas senaryosu üçüncü çeyrek itibariyle artık bir toparlanma, bir normale dönme görebileceği şeklinde bir bas senaryoda bulunmuşlar. Bu da aynı zamanda önemliydi. Arçelik ve Şok marketleri karşıladık dedik. Bilançolar tarafında Şok'tan da aktaracağın satır başları varsa alalım. Gizem, diğer tarafta tabii Devlet Hava Meydanı işletmelerinin de rakamlarını karşıladık. Onunla da ilgili olarak TEB Yatırım'dan Erdem Kaylı'nın bir görüşü var. Türk Hava Yolları, Pegasus ve yine TAV Hava Limanları için sınırlı olumsuz olarak görmüş. Sıfıra yakın yolcu sayısı zaten beklentiler dahilindeydi. Fiyata yansıtıldığını düşünüyoruz şeklinde notları var. Büyük bir ihtimalle diyor Nisan ayından sonra Mayıs 28'e kadar alacağımız rakamlar da çok farklı olmayabilir şeklinde bir değerlendirme paylaşmış. Şimdi Şok marketler tarafında etkilemesi beklenmeyen bir finansal olduğunu söylemiştim daha öncesinde. Nitekim evet, buradaki yorumlara baktığımızda 5.4 milyon TL'lik bir net kar rakamı gördük. Burada da piyasa beklentisi 5 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK rakamına baktığımızda 463 milyon TL'lik bir FAVÖK rakamı açıklamış olduğunu gördük. Bu rakam genel itibariyle bir iyileşmeye işaret ettiğini söyleyebilirim. Yani yıllık bazda %74'lük bir artış var ama piyasada bunu bekliyordu bu arada. Çok büyük bir sürpriz yok burada. Marjlarına bakıyorum. Marjları piyasa beklentisinden çok ufak daha iyi gelmiş. %10 seviyesinde bir FAVÖK marjı var. Konsolide cirosu da 4.7 milyar TL olarak geldiğini söyleyebilirim. Zaten bu çeyrek itibariyle ekrana getirdiğim tabloda da Şok marketlerin çeyrekleri itibariyle gelirleri var. Hemen kısaca da ölçelim neye işaret ediyormuş. Gelir rakamı yıldan yıla baktığımızda Şok marketlerde %33'lük bir artışa tekabül ediyor. Çeyrekten çeyreğe bakacak olursak da bu rakam %11 oranında aşağı yukarı gelirlerini arttırdığını göstermiş. Bu noktada tabii ki birinci çeyrekteki yani ciro tarafındaki bu kuvvetli artış da beklentilere paralel. Evet, yıllık bazda %33'lük artış güçlü bir artış ama piyasa zaten bunu bekliyordu. Bununla birlikte genel itibariyle baktığımızda çok büyük bir sürpriz yok. Yani genel itibariyle yani aslında sürprizi olmayan ama şunu da ifade edebilirim belki de. Burada şöyle söylemek lazım Şok marketler üzerinde. Zaten birinci çeyrek finansallarına ilişkin beklentiler kuvvetliydi. Ama piyasa beklentilerini her halükarda karşıladı. O yüzden de çok fazla etkisi olması beklenmiyordu. Ama az önce arkadaşlar hisse performansını ekrana getirdi. Belli ki piyasanın fiyatlaması evet iyileşme kaydetmiş mi? Evet kaydetmiş. Her ne kadar piyasa beklentileri bu güçlenmeyi bekliyor olsa bile. İstersen buradan havacılık tarafında karşıladığımız rakamlara ve hisse senetleri üzerindeki etkilerine de geçelim.
Şimdi havacılık tarafında devlet hava meydanları işletmesinin Nisan verilerini aldık en son. Dolayısıyla tabii ki COVID-19 salgınından kaynaklı olarak sınırlama önlemleriyle devam eden uçuşların durma noktasına gelmesiyle yolcu sayısının sıfıra yaklaştığını gördük. Dolayısıyla toplam yolcu trafiği Nisan ayında %99'luk bir azalışla 83 bine kadar düştü. Tabii Mart'ta bu rakam hatırlatmak gerekirse 7.3 milyon kişiydi. Şimdi onun 83 bine düştüğünü gördük. Yurt içi yolcu sayısında Mart ayında 2.6 milyon yolcu uçmuş. Nisan ayında ise sadece 19 bin yolcu uçmuş. Uluslararası yolcu trafiğinde ise Mart 2020'de 4.8 milyondu. Nisan 2020'de ise 64 bine kadar gerilemiş olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla zaten bu bekleniyor muydu? Evet, zaten uçuşların durmasından kaynaklı havacılık hisselerinde biz zaten çok uzunca bir zamandır bu fiyatlamayı görmekteyiz. O yüzden de bu devlet hava meydanları işletmesi tarafında gelen bu haber akışı, bu veri çok da büyük sürpriz değil. Gel gelelim bunu şimdilik havacılık sektörü performansına bakalım. Ne yansımıştı? Bu beklentiler, fiyatlamaları zaten girmiş miydi diye bakalım. Şimdi endeks tarafında yılbaşından bu yana, bu ekrana getirdiğim tabloyu yılbaşına göre normalize ettim. Yani yılbaşından bu yana ekrana getirdiğim havacılık hisselerinin performansı var. Endeks yılbaşından bu yana %13 değer kaybetmiş. Bununla birlikte mesela %39'luk bir değer kaybı var Pegasus'un yılbaşından bu yana. TAV'ın %38'lik bir değer kaybı var. Türk Hava Yolları'nın %26'lık bir değer kaybı var. Endeksten görece daha iyi bir performans sergiledi diyebileceğimiz, her ne kadar net de hala kayıtlı olsa bile, %10'luk kaybı olmuş yılbaşından bu yana Çelebi'nin. Bu havacılık sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'deki bütün şirketleri koydum buraya. Dikkat etmek gerekirse Mart'ın son haftasından beri bir toparlanma var. Ama her halükarda yılbaşından bu yana havacılık sektörü şimdiye kadarki kaybını telafi edebilmiş değil. Ama zaten Nisan ayında uçuşların durduğu bilindiği için bu yolcu sayılarındaki bu kötümser rakamlar zaten fiyatlamaların içerisinde var diye düşünülüyor. Şimdi bir yandan da bugün açıklanmasını beklediğimiz bilançolar var mı haftayı kapatırken? Hem onu sorayım sana Gizem, hem de süremiz yettiğince istersen menkul kıymet istatistiklerini de konuşalım. Çünkü yabancılar tarafına baktığımızda bir önceki hafta 245,5 milyon dolarlık hisse senedi, 41.8 milyon dolarlık da tahvil pozisyonu azalttıklarını görüyoruz. Özel sektör yani şirket tahvilleri tarafında ise 13.2 milyon dolarlık alıma gitmişler. İlk etapta açıklanacak bilançoları söyleyeyim. Bugünün en önemli olarak atfedilen, açıklanması beklenen bilançolarından bir tanesi Vakıfbank. Vakıfbank tarafındaki beklentilere bakalım hemen. 1.6 milyar TL'lik bir net kar açıklaması yönünde terminalde bir beklenti olduğunu söyleyebilirim. 6 tane kurum tahmin vermiş. Zaten daha öncesinde de belirtmiştim, bankacılık sektörüne dair rakamlar çok sürpriz değildir. Yani çok farklı sapma göstermezler. 1.5 milyar TL'lik bir net kar bekliyor en düşük bekleyen analist. En yükseğe bekleyen de 1.6 milyar TL'lik bir net kar rakamı beklediğini ifade etmiş. Dolayısıyla eğer bu 1.6 milyar TL'lik net kar rakamını açıklarsa Vakıfbank, yıldan yıla güçlü bir kar büyümesi kaydeden bankalardan bir tanesi olacak. Neye tekabül ediyor 1.6 milyar TL? Yıllık bazda, yani 2019'un birinci çeyreğiyle bu açıklanması öngörülen 1.6 milyar TL'lik net karı kıyaslarsam yıllık bazda net karı %149 oranında büyümüş olacak. Çeyrekten çeyreğe ise yaklaşık %27'lik bir büyüme kaydetmiş olacak. Eğer bu bahsettiğim 1.6 milyar TL'lik piyasa beklentisindeki net karı olur da gerçekleştirebilirse. Hemen buradan geçiyorum haftalık menkul kıymet istatistiklerine. Bu noktada hemen grafikler üzerinden de göstereyim. Yabancı işlemlerine baktığımızda en son 30 Nisan 2020 haftasının rakamlarını aldık ve bu rakamlara göre de geçtiğimiz hafta, yani 30 Nisan'la biten haftaya baktığımızda yabancıların hisse senetlerinde, şurada turuncularla hisse senetlerini gösterdim, sarılarla da tahvili gösterdim, hemen açayım hatta lejantıda. 246 milyon TL'lik bir hisse senedi satışı var yabancı yatırımcıların. Dolayısıyla bunu son bir yıl itibariyle toplarsam yabancı yatırımcılar son bir yılda hisse senetlerinden 3.57 milyar dolarlık çıkış yapmış oldu Türk hisse senetlerinden. Hemen tahvil tarafına gideyim. Geçtiğimiz hafta 42 milyon dolarlık bir satış yapmışlar devlet iç borçlanma senetlerinde. Dolayısıyla bu 42 milyon dolarlık satış eklediğimde yılbaşından bu yana yabancı yatırımcıların son bir yılda kümülatif para çıkışı
6.29 milyar TL, milyar dolar pardon. Şimdi hisse senetlerinde de bu arada yılbaşından bu yana dedim, son bir yılı söylüyorum. Son bir yıl içerisinde bir daha tekrar edeyim. Bu 246 milyon dolarlık satışı da eklersem son bir yıl içerisinde yabancı yatırımcılar 3.57 milyar dolarlık çıkış yapmışlar. Buradaki devlet iç borçlanma senetlerindeki 42 milyon doları da eklersen son bir yıl içerisinde yabancı yatırımcılar 6.29 milyar, milyar dolarlık devlet iç borçlanma senetlerinden çıkış yapmışlar. Endeks tarafını da söyleyeyim. Mesela az önce haftalık grafiği de gösterdim. Endeksin %2.4'lük bir primle kapattığı bir haftadan bahsediyoruz. Ona rağmen nette 246 milyon dolarlık bir satış var hisse senetleri piyasasında. Onun da altını çizmiş olalım. Bu arada bugün tabii tarım dışı istihdam verisini izleyeceğiz Amerika'dan dedik. İçeride de saat 17.30'da Haziran'ın Nisan ayına ilişkin nakit denge verilerinin açıklanacağını hatırlatalım ve piyasa masasına bugün de böyle nokta koyalım. Ve tabii pazar gününü unutmayalım. Buradan piyasa masasını bugün kapatırken tüm annelerin, anne yarılarının, anne adaylarının da gününü kutlayalım. Hoşçakalın.